Merhabalar sevgili izleyenler, yepyeni bir kutu açılışı videosuyla daha karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz Kaan A1. Sizin de bildiğiniz gibi Başarı Elektronik bundan önceki seride Kaan M1'i piyasaya sürmüştü. Bu da Başarı Elektronik'in yeni modeli Kaan A1. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen kutu açılışınıza geçelim. Evet, kutumuzun jelatinlerini söktük. Sizin de görmüş olduğunuz gibi burada bir takım cihazla ilgili teknik bilgiler mevcut. Bunlardan size ilerleyen dakikalardan bahsedeceğim. Şuradaki etiketi sökelim hemen. Evet, biraz zor olsa da kutuyu açmayı başarabildik. Bizi ilk karşılayan tabii ki cihazın kendisi. Hemen onu da poşetinden çıkaralım. Burada yine cihazla ilgili bir takım bilgiler var. Şu etiketi de söküyorum. Evet, bize gelen model altın rengiydi. Yani gold olan model. Hemen şuradaki etiketi de sökelim. Evet, cihazı şöyle ilk elimize aldığımızda gerçekten ele çok iyi oturan, kompakt, çok şık bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi Android'in menü tuşları mevcut. Arka tarafında görmüş olduğunuz gibi bir adet parmak izi okuyucusu var ve üstte de kamerası var. Bundan kamerasından bahsedeceğim size kısaca. Dilerseniz cihazımızı çalıştıralım. Evet. Cihazımız şurada açıkta dursun. Biz kutunun içine bakmaya devam edelim. Evet, sizin de duyduğunuz gibi cihazın kesinlikle neşeli bir karşılama müziği var. Hemen bir bakmaya devam edelim. Evet, ilginç bir paketleme yöntemi. Dilerseniz ilk önce şarj adaptöründen başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi düz beyaz bir şarj adaptörü. Burada bir adet ekran koruma filmi var. Bunu satın aldığınızda daha sonrasında ekranınıza uygulayabilirsiniz. Ekranınızı koruma altına alabilirsiniz bununla birlikte. Devamında ise burada bir adet silikon kılıf mevcut. Cihazın arkasını korumak için. Şöyle takarak cihazınızı darbelere karşı koruyabilirsiniz. Hemen çıkartalım. Oldukça yumuşak silikon bir kılıf. Devamında ise burada bir adet micro USB şarj kablosu. SIM kart çekmecenizi açmanız için bir adet iğne. Ve burada da kulaklık var. Hemen ona da bir bakalım. Evet. Oldukça standart kulak içi bir kulaklık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada çağrılar cevaplamanız için bir adet tuş ve mikrofon var. Çok üst düzey bir kalitede olduğunu ne yazık ki söyleyemeyeceğim. Son olarak burada kullanım kılavuzu ve garanti belgesi mevcut. Evet sayın seyirciler, cihazımızın kurulumunu tamamladık. Dilerseniz videoyu bitirmeden önce size bir takım teknik bilgilerden bahsedeyim. Öncelikle cihazımızın ekranı 5 inç büyüklüğünde bir ekran ve 720p çözünürlüğe sahip bu ekran.
İşlemci tarafında ise burada MediaTek'in bir çözümü kullanılmış. MediaTek'in MT6737 işlemcisi bulunmakta cihaz üzerinde. Bu işlemci 4 çekirdekli ve her bir çekirdeği 1.3 GHz hızında. Buna ek olarak GPU tarafında ise Mali T720 MP2 GPU'su bulunmakta. RAM tarafında ise cihaz 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Ve buna ek olarak da siz bu hafızayı 32 GB micro SD karta arttırabiliyorsunuz. Kamera tarafında ise arka tarafta 13 megapiksel bir kamera bulunmakta. Ön tarafında ise 5 megapiksel selfie kamerası bulunmakta. İşletim sistemi olarak Android'in en son sürümü olan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle birlikte gelmekte cihaz. Batarya tarafında ise cihaz üzerinde 2300 mAh değerinde bir batarya bulunmakta. Cihazın arkasına baktığımızda ise burada metal kasa sistemini görüyorsunuz. Ve tabii ki parmak izi okuyucusunu da atlamayalım. Son olarak cihazın fiyatını tekrarlayıp videomuzu bitirelim. Cihaz şu anda piyasada 949 TL fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.